Haydi gençler, evet gençler de geldi. Evet, gençler geldi. Hocam siz kendinizi yaşlı mısınız? Ben 33 elhamdülillah. Yani daha 34. Fazla gören varsa görüşelim, gelsin. Her türlü görüşmeye hazırım ben. Hocam 25'i. Da 33 cennet yaşıdır. Onun için orada olmaya gayret ediyoruz. Hem imani noktada, hem maddi, hem manevi noktada. Biliyorsunuz insanlar 33 yaşta dirilecekler. O yaştaki haliniz nasılsa cennetteki şekliniz de öyle olacak. Geçti mi 33? Ama daha 28 gibi duruyoruz canım. 33 yaş, unutmayın. Ha. Çok önemli, 33 yaş ona göre. Evet dostlar, bugün kadro eksik gibi, değil mi? Evet, eksikler var hocam. 10 kişi arayın. Yok. 10 kişi yok hocam, saygı. Arayın. Aşağıdan bulup gelin. Arayın. Ya televizyonda maç izliyordur, ya haberleri, ya dizi izliyordur. Ondan yani sonra hocam ne olacak benim halim? Ne olacak benim halim? Bugün çok... Ne var bugün yine? Abuk subuk bir dizi vardır burada. Hamsi dündü, hamsi geçti. Çünkü bugün önemli, öne aldık şey programı. Bitkileri anlatacağız size. Hangi bitki neye yarıyor? Maranki olmanız için çocuğunuza, çevrenize, ailenize nasıl faydalı olacaksınız? Burada ürünler gözükecek. Neye faydası var? Yazacak. Şık. Kitap gibi elinizde. Onu filist yapacaksınız telefonunuza. Baş ağrısı. Hoca diyecek ki ha baş ağrısına zencefil bilmem ne tak. Hemen anında elinizde hazır. Kim sordu size benim şuram ağrıyor. Şunu yapacaksın diyeceksin. Hemen o ürünün adı da var orada. Siparişini yaparsın. Bulursan çayını pişirirsin. Kolay. Hele Avrupa'da yaşayanlar için çok çok kolay bu iş. Evet. Hocam ben şimdiden arkadaşımı getirmeye başladım. Mutlaka gelmen lazım senin de. Ayağımdaki şey detoksu gördükten sonra dedi ki bizim de gitmemiz gerekiyor. Değil mi? Detoks yaptınız bugün ayaktan. Sordum en son biz yaptık akşam. Maşallah hep kıpkırmızı. Şeyiniz de orada duruyordu. Motor bozulmuş. Mecburen. Bütün kıpkırmızı o kirler hep sizden çıktı. Toksinler. Genelde karaciğer yoğunlukta. Eklemleriniz yoğunlukta. Eklem rahatsızlığı çıktı çoğunuzda. Akciğer, safra kesesi çıkmış. Genelde. Zaten rahatsızlığınız da bunlar. Bir de böbrek çıkmış. Bazılarınızın koyu yeşil. Süzemiyor böbrek. Gece terlemesi olanlar. Bak işte sen bir tane vardı Maraşlı nerede şeydi Bingöl'lü o grup yok Bingöl tamam Bingöl yok evet yani ne olacak bizim halimiz diyor dedim ne olacak işte gördük sen busun fotoğrafın bu ürünleri kullanacaksın ne kadar da iyi olur onu dedim bak okuyorum yukarı doğru bak onunla anlaşacağım gece bakacağım bir tövbe edeceğim. Günahım var benim yarabbi. Hanıma bağırdım, çocuğa küstüm. Komşuma iyi davranmadım. Tamam ona bunu dedim. Şuna gıybet ettim. Ayşe gözün kör olsun dedim. Bunların hepsinden geç yarabbi diyeceksin. Bakacak o tabloya. Düzelir mi? Artı eksi. Bakacak yani. O hastalık ona kafi gelir mi? Geliyor diyorsa tamam diyecek. Oradan kün feyekün ol diyecek. 4743 numaralı Kandide Albikans. Mehmet Yılmaz'ın kalp damarından çık bu gece baş üstüne diyecek sabah nasılsın hocam sorma ya bu gece bayağı rahatladım falan işte bu onu oraya kim yollamış o mikrobun sahibi kim bak o mikrobun sahibini hatırlamazsan olmaz benim laflarıma kulak verin omuz vermeyin omuz tam dinleyin duyuluyor mu?
İstanbul'da. Hocam belediyeci. Kim gönderdiğini onun için. Belediyeci. Tedirgin oluyoruz. Evet. Düşünüyoruz kim gönderdiğini. Ha işte düşünün işte kim gönderiyor. Niye gönderiyor? O boş göndermez ki. Bir dua alıyorsunuz bir yerden. Ya beddua ya dua. Almışız doğru. Ağır bir şey yapmadınız. Diyorum ki sirkeyi sulandırıp çekin diyorum. Değil mi Süleyman Bey? Demek ki tam ayarlayamamışsın oranı. Ayarlayacaksın, söylüyorum böyle. Dakik yazacaksınız. Haşa. Teşbihte hata olmaz. Efendimizin rivayetlerini yazarlarmış. Üstadların rivayetleri yazılırmış. Böyle. Ben Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden dinledim. Talebelerinden, yaşayanlarından. Hepsinden. Üstad böyle ağzından çıkardı, at sırtında giderken katipler hep not alırmış böyle, not. Şimdi ben burada bakıyorum böyle, oh göbek. Bana görünüyor bu gözü de diyor ki. Hiç. Hatta böyle bazen böyle, niye böyle yaptınız dedim, şöyle eğilir veriyor geçsin. Falan. Ondan sonra masada, hocam nasıl geçecek bunlar? E dün anlattım ya diyorum. Ha sahi anlattınız değil mi diyor. Rüyada halen daha narkoz geçmemiş daha. Hani bu 40 yıllık, 50 yıllık, 30 yıllık işte. 40 yıllık narkozlarınız duruyor daha. Böyle akıllanmamış. Ama bugün gördük değil mi? Kapkarana kadar uposun. Çekmiş Şerif Hanım. Bu ara oğlan hemen sıkıştı. Tabii Almanca ala bulu vala bulu ben anladım gitsin dedim. Tabii bilmiyor sanıyor bizi Almancayı falan da. Tuvalete bir gitti ne yaptı? Abi böyle düşündüm. Daha yeni işte değil mi kızım? Düştü. Tam onu düştü derken biz de solucanım diyorduk. Şu kadar solucan var bunu düşürür diyorduk. Geldi çocuk anne diyor. Ne dedi söyle. Bünyamin çıktı. Ya yine lavaboya gitti. Yine düşürmeyin. Ben diyor. Ha, Almancılar anladınız değil mi? Kurt düşürmüş. Bak şimdi. Solucanlar. Çocuk yapıyor ama çocuk yapıyor. Siz bakıyorsunuz. Geldi düştü mü yine Bünyamin? Düştü mü? Gel. Yine on gün korkun okun düştü mü şey? Anlatmayayım diyor. Düşüyor. Çocuk yapıyor. Tamam mı? Hapı yutuyorsun, öbür tarafta hapı yutuyorsun. Gitti. Ne yazmış şey? Ahmet Rasim Küçük Islan'ın kitabı var. Ne adamın kitabının adı? Adamın biri... Biri hastaneye gitmiş, gidiş o gidiş. Gidiş o gidiş. Doktor yazıyor bunu, profesör. Bizim de kampa gelenler sağlanıp gidiyor. Elhamdülillah. İşte örneklerini görüyoruz. Bak bunlar tarihe geçecek şeyler. Bunlar tıbbın artık çaresiz kalıp alın götürün bunu dediği şeyler. Zaten hastalar bize geliyor. Evet, yine kimse gelmedi. Nerede? Kocam. Emine Hanım, Toprak Kerem. Kim yok? Bingöl'ler yok. Başka kim yok? Tekirdağ burada, Kırklareli burada. Almanya yok hocam. Almanya yok. Ben Almanya'da. Bir tane burada. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane daha burada. Evet. Burada şey daha yeni bir soru yapacağım. Evet Emrah. Şimdi bugün size çok önemli şeyler anlatacağım. Ölümleri anlatacağım. Burada nelere şifa oluyor diye. Bütün ürünlerimiz Gindes sertifikalı, helal, koşa belgeleri olan Türkiye'deki tek ürünlerdir. Bak. Tek ürün. Bak yazar üstünde. Bilhassa hijyenik olan ürünlerimiz. Bunların hepsi Gindes sertifikalıdır. Diş macunları. Bunlar ağızlarınızda yenebilir üstünde. Bak burada şu mühürümüz var. Tayyiben helale.
Bunu almak da deveye endek atlatmak gibi bir şey. Denetimi, parası bilmem nesi. Şimdi piyasada ürün var 15 lira, 10 lira. Çin'de ne olduğu belli değil. Biz de aynı fiyata satıyoruz. Dur. Çok önemli. Bunu niye söylüyorum? Çünkü Avrupa'dan geldiğiniz için büyük çoğunluğunuz, bir de bizde de gavur merakı olduğu için, gavurdan olsun da diyor yani, daha böyle bir kıymet var. Ve kapsu jel dediğimiz bu, çok önemli bir bitkidir bu. Bitkisel kökenlidir, jelatinlerimiz. Diğer jelatinlerse maalesef jelatin yazıyorsa domuzdur. Bakın. Bitkisel desteğimizin hemen önünde burada şu armayı görebilirsiniz. Vegetable kapsül. Burada bu arma. Tabi Müslüman'ın bundan haberi yok. Müslüman'ın bitkiler destekten de haberi yok zaten. Garip kuraba gelmiş işte 9 saat 8 umre. Başını da iyice örtmüş, burnunu da göstermiyor. Kim dediyse burnunu gösterme diye. Tamam mı? Ya nerede diyor, o da şöyle. Kimsenin dini inancına müdahale etmiyoruz biz. Üzülüyorum ben bunları, onun için söylüyorum, yoksa söylemem. Çünkü Avrupa'da kullanıyorsunuz, ben Reform House'a giderim her gittiğim Almanya'da. Yenilik var mı diye, yanıma da bir tercüman alırım, orada bizi gezdiren mihmanlar. Dedim ki ben öksürüyorum, bana bir C vitamini falan. Tabii diyor, bunlar diyor işte 8 tane. Ama diyorum şey, sor da diyorum, bu Müslüman hani helal mi haram mı? Aa diyor, adam da dürüst adam. Bakıyor, alıyor. Cık, diyor, bakıyor. Cık, ona bakıyor. En son bir tane. Bunu da diyor, içeri sorayım diyor. Gidiyor, kim varsa soruyor. Bu da olmaz sana diyor. Şimdi organik gibi ama Reform House'larda satılıyor ama helal değil. Helal de besmele değil. Sizi bir de aldatmışlar orada. Almanya'da Bismillah dedin helal. Asla değil. O sucuklar, o sosisler, o peynirler bak Bismillah değil. Günah ona ait değil. Değil. Sana günah. Sana Allah akıl vermiş. Kedi kokluyor. Kedi kokluyor margarini. Arı arı akılsız arı diyoruz ya. Karıncayı yolluyorsun margarin, şu margarin, şu tereyağı koyuyorsun tabağa, margarinin yanından üç kere dolaşıyor, kokluyor, kokluyor, tereyağına gidiyor. Hocam şey mi bak, duyuyor musunuz beni? Duyuyorsunuz. Akılsız karınca bunu ayırıyor, Allah diyor ki sana akıl verdim. İlk emri de ne Allah'ın? Oku. 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 Bir şey aldığınız zaman markete girdin mi böyle bakacaksın. Oo. Bunu da olmak için kitabı okuman lazım. Hangisi emir katır haram? Şimdi bugün gelen 10 kişinin bana hastanın, danışanın 8'ine emir katırlar şey çıktı. Alerjik çıktı. Yani sen diyor marketten hiçbir şey yemeyeceksin artık. Sana da çıktı değil mi? Evet. Bünyamin'e de çıktı. Niye? Belli. Yedi çikolataları, pastaları, börekleri, çörekleri, kolaları bu hale geldi. Şimdi 20 kilo düştü bir senedir. Daha da düzeliyor. Daha düzgün olacak. Yediğiniz o emil götürlü maddeler kurtları besliyor. Parazitleri besliyor. Mantarları besliyor. Hazır gıda oluyor değil mi? Hazır gıda. İşlenmiş gıda. Rafine gıda. Evet. Onun için jelatin çok önemli. Sadece jelatin. Bir de içine ne konuluyor? Nasıl bağladı bunu? Evet. Evet, ilk ürünümüz omega 3 gördüğünüz gibi. Dünyada ilk defa likit kapsül olan, likit kapsül olan, helal belgeli olan ve mutlaka 2 yaşından sonra ölene kadar herkesin kullanabileceği en önemli ürün. 2 tane amino asidi vardır bunun içinde, onu da yazalım bir daha. Bir not alalım arkadaşlar. Bir daha omega 3'ün içinde kaç DNA, NA asiti var. 300 EPA, 200 DNA var hocam. Ha, 500'ün altına düşerse o hap yeterli olmaz zaten. En az 2 tane atacaksınız o zaman. Mutlak her çocuk, kız ve erkek çocuğu 2 yaşından sonra
Hele 5-7 okula gitti mutlaka kullanacak. Artı bütün hamileler mutlaka kullanacak. Artı bütün kalp damar riski taşıyan erkek ve kadınlar kullanmak zorunda. Artı Alzheimer, bunama gibi Parkinson riski tanıyan herkes kullanmak zorunda. Bak bunu. Çünkü balık yiyemiyoruz. Balık yiyemeyiz. Beynin, retina, sperm ve bütün hücreleri ne yapıyormuş? Kansere karşı koruyup güçlendiriyormuş. Bak, kalp hastalıkları, kalp kriz riski olanlar. Bak, çok. Bir de damar rahatsızlığı olanlar. Çok önemli bir durum. Çocuğunuza bir iyilik yapacaksanız, onun bir tanesi kaç para? Bilen var mı? 64 TL. He? 64. 3 alana bir tane bedava. Değil mi? 80. Bir kutusu değil o. Hayır Mustafa. Biz sizi inanıyoruz Ahmet. Bakın bakalım. Hayır hayır hayır. Hocam ben 80 alıyorum. Bir dakika. Hemen bakıyorum. Hayır, iki alana bir bedavadan şey yapıyorum. Çok alıp kullansın diye. Şimdi anne baba alıyor, çocuğunu almıyor mesela. 82 mi? Hocam 172 lira 3 tanesi 2 artı 1. 50, 100, 150. Tanesi de 86 TL. 55 liraya geliyor o zaman. Aynen. Biri bedava işte. 3 tane alırsanız biri bedavaya geliyor. Düşünün, bunun bir tanesi size bir ay yeter. En az bir, 1,5 ay. Demek ki tanesi kaç? 86 lira. Ama şey olduğu zaman %50 düşüyor. 80 küsür lira. 50 liraya, yani 10 avro değil 8 avroya hayatınız kurtuluyor. Halbuki çocuk o gün gidiyor 10 avroya bir dondurma yiyor, kendinize yiyor bir defa. O da tuvalete gidemiyor. Çişi bozuluyor, kakası bozuluyor, bağırsağı bozuluyor. Domuz yediği için mahvoluyor. Bir tane örnek veriyorum. Geniş. Her şeyde bu böyle. Ama Müslüman insan bunu düşünemiyor. Omega 3 mutlaka kullanıyorsunuz. Alzheimer, Parkinson, kalp, yaşlılar, bunama olanlar, çocuklar. Mesela biz şimdi reçetelerinizi yazıyoruz da anne babalar. Unutabiliriz. Siz bunları ekstra gidip alacaksınız şeyler. Bir de bunları başka yerde bulamazsınız. Bugün yine söylüyorum muhasebe olarak. 3 kilo alanlara %10 yine indirim yapıyoruz. 3 kilo burada alanlara. Yani %10'u bizden olsun diyelim. Yani 5 milyar mı tuttu? 500 lirasını biz vermiş olalım yani gibi. Postayla da gönderiyor musunuz Avrupa'ya? Yok, gönderim. Niye? Sıvılarda yurt dışı çıkışlarında sıkıntı yaşıyor. Çünkü Alman devleti, Avrupa devleti koruma yapıyor. Hakları yok, hepsinin pasaportu var bunların. Yani nasıl bisküvi serbestse bu da öyle. Ama diyor ki ben bunu labora sokacağım diyor. Sokuyor, alıyor, parçalıyor. 10 gün sonra bir şey bulamadık veriyor ama seni incitiyor yani. Onun için yolcu beraberinde bunu getirmeniz lazım. Bavula koyacaksınız, bagaja vereceksiniz, geçecek. Evet. Çörek otu. İlk defa Türkiye'de çörek otunun yağını yaptık. Avrupa'daki çörek otları gibi değil, bir de bizim çörek otlarını diğerleri gibi düşünmeyin. Mesela atıyorum bir yağ düşünün. İçine en ucuz yağ pamuk yağıdır. Çörek otu yağı 100 liradır. Pamuk yağı 5 liradır. 5 liralık pamuk yağının içine çörek otu ekstratı sıkıyorlar. Kokluyorsun diyorsun bu şifa bulamıyorsun gibi. Bak çok önemli. Allah'tan korkmayanların yaptığı bir şey. Bunu böyle içemeyenlere ilk defa jelatiniyle helal olan kapsüle koyduk. Hani çocuklar içemiyor falan. Kapsül olarak alıp bağırsakta çözündürüyoruz. Daha ne yapalım insanlara? Çörek otu. Mutlaka bakın içinde bilinmeyen ne hastalığınız varsa kelden köre
bu genç çocuklarımıza kanser başta olmak üzere şeker hastaları bilhassa bunu kullanacak. Ölümden başka her derdin devası. Türkiye'de de ilk defa kapsüle biz koyduk bunu. Zaten o bildiğiniz adamların da hepsi, hani biri dedi ya ben kızımız burada, o kızımız da burada mı? Yok. Yok. Ümit Aktaş'a gidiyorum diye. O da yok. O da yok. Evet. Kişniş. Helikobakteri olan midem yanıyorum diyen herkesin mutlaka bakın mide kanseri olmaktan kurtulmak. Günde 3-3-3 aldığı zaman aç karnına artık mide rahatsızlığı kesinlikle çekmez o kişi. Kesinlikle. 7 günde 21 gün içinde helikobakteri öldürür. Dünyada bunu öldüren hiçbir şey yok. Mucize bir şey. 3 tanesi kaç gram oluyor hocam? 3 tanesi 1,5 gram. Yaklaşık. Bak her evde bu olması lazım. Bir gün bir yerde yemek yersin. Mutlak margarini yedin. Allah'ın sopasını yemiş olursun. 4 gün iyileşemezsin. Hemen atacak. Hemen üstüne 3-4 tane at. Anında o yanmaları geçir. Kişniş. Tazesi böyle düşünüyor mu hocam? Tabii. Şey, merak müthiş bir şey. Biz köye 2 şey ektik. Bir kişniş, bir de reyhan. Koca böyle tarla. Ben her öğünde yerim. Müthiş bir şey. Olağanüstü. Dünyada bundan daha güçlü bir sebze düşünemiyorum kategorisinde. Maydanozdan çok etkili. Mesela Rusya'da gece şey içerler. 6'da otururlar. Avrupa'da da öyle ama Avrupa kişnişi bilmiyor. Yerler 12'ye kadar içerler. Şişerler. En son kalkmadan kocaman bir doyga mı? Doyga. Ekşi yoğurt kefirin içine bundan doğrarlar kocaman bir bağ. Onu bir içer. Sabaha ne var ne yok bedende hepsini atar. Bak şifa. Adamlar böyle yaşıyor. Biz Allah sonumuzu ayırız. Deve dikeni. Enginar, hindiban. Karaciğerinde problem olan insan yok. Ben dahil. Her yaşta bu risk var. Hepimiz siroz olmuş durumdayız şu an. 8 yaşındaki çocuklar bile siroz. Neden? Mısır şurubundan dolayı. Mısır şurubu var ya, bisküvi, çikolata, herkes oldu artık. Eskiden siroz içki içen oldu. Dolayısıyla bu deve dikeninin bir böylesi var. Hani şeyi onun ekstradığında yanına koyduk. Onlar farklı bir kategoride hocam. Evet. Şimdi bu gördüğünüz kutu, tuttuğu kutu yaklaşık 500 kilodan hep. Sert çiçekli de var mı onun içinde? Var, hepsi. Onu biz... Üçü de var. Çiçeği açmadan yiyoruz kardeşim. Şu, hindibay. Bu. Tabii. Bakın bunun bu dişlerini salata yapabilirsiniz. Bunları alıp kurutursanız hayatınız kurtulur. Dünyanın en güçlü ürünüdür. Her bahçede büyür. Dikkat edin bak. Hindibar. Dişlerini yiyin. En pahalı şey yemeyenlere biz işte onu 60-70 liraya bir tondan yapılanı da 150 TL'ye size veriyoruz. Bilgili olmak ne kadar önemli. Karaciğeri. Buna hepinizin kullanması lazım bu kampta. Hepinizin alması lazım bak. Mutlaka. Reishi. Şurada. Hem reishi. İkisini bir yapalım. İki ürün varsa böyle uğraşmayalım. Yanına koyalım. Güzel olmuş böyle. Reishi. Bakın bu ürünü evinde bulunduran suyunu ve tabletini. Şu 500 kilodan kutusu, kutu olanı, sol elindeki. Ha, oraya kaldır şöyle, salla. Uykum alıp olanlar olabilir. Evet,
hocam bir şey sorabilir miyim? Ona bugün bana hakkını aman şurubunu verdiniz ya ama şeyde şurubu işte. Hapını alsam nasıl olur? Olmaz. Hocam tamam. Niye hapını alıyorsun? Ne bileyim. Aha. Bilen sana suyunu vermiş. Tamam hocam. Sende neler var sen biliyorsun şimdi. Biliyorum. Söyletme beni. Biliyorum. Onun çözümü için bu lazım. Tamam. Bak ne dedim? Su ölünde salladığı 300-400 kilo yaklaşık 1 kilo çıkıyor. Evet. Bunu salladığından 1 tondan çıkıyor. Tamam. Bu daha etkili. Tamam. Bak. Bundan sabah akşam alan, bak hasta olmaz, kanserse, kısırsa, emezse, kas hastasıysa, işte kemiği büyüyorsa, büyüyemiyorsa, doğuramıyorsa, ne hastalığı varsa ne diyor? Ölümsüzlük mantığı. Hocam derdi ki, oğlum toprağın zehiridir mantar derdi, zehirli ya. Aslında zehirli değil, enerjisi yüksek. Dayanamıyorsunuz. Çok önemli. İnsan da topraktan yaratıldığı için işte panzehirli mantardır derdi. Ne hastalığın var? Bu düzeltiyor. Bak, ben bunu kaynatılıyor günlerce bu mantarlar. Gördüğünüz bu mantar. Dibi kalıyor bunun. Tembihliyorum laboratuvara. Dibini posasını bana vereceksiniz. Kavanozlara dolduruyorlar. Elmas Hanım'dan bana kalırsa fırsat ben de içiyorum kavanozdan. Sağ olsun böyle nasıl diyeyim bizim kavanoz vardı nerede? Bazı enfeksiyonları bile o sıvı olan enfeksiyonları bile iyileştiriyor. Elmas Hanım'ın hepsi iyileşiyor benimkiler duruyor çünkü fırsat olmuyor. Bir bakıyorum 3 günde bitmiş kavanoz. Çünkü hücre yenilemesi yapıyor. Değişim arttırır. Hücre yenilemesi yaptık. Dolayısıyla yaşlanmıyorsunuz. Kadınlar açık ihtiyacı var. Kapalı. İşte, hocam sabah akşam mıydı bu? Sabah akşam için. Aslında günde bir tane. Ama hasta olduğunuz için sabah akşam için. 15 günde bitirin. Yani elinizle şu 120 lira falan C vitamini hariç. Yani 20 euro. 20 euroya ömrünüz düzeliyor. Bak Avrupa'da nelere para vermiyorsunuz 20 euro. Bir de bir aylık ha. Bir yemek yiyorsun 50 euro, 100 eurodan aşağı çıkamıyorsun Avrupa'da. O da ne yiyorsun hasta oluyorsun. Danimarka'da dedim balık yerim. Tamam hocam dediler. Bak dedim bak ben yemem yok. Sabah zehirlendim. İstiğfar ettim de öyle kurtuldum. Aklınız varsa, birazcık da paranız varsa, şunu evinize alın, 3 kutu koyun. Ağzın olduğu, yüzüne sür, başına sür, iç. Müthiş bir şey. Evet. Allah Cece'nin yarattığı dünyadaki, Süleyman Hocam hoş geldiniz, misafirinize de hoş geldiniz. Ehlen ve selam. Evet, büyük bir alim kendisi hadis alanında, Arabistan'da, Medine'de büyük bir hoca. Süleyman Hocam da yine İlahiyat Üniversitesi'nde hoca, bizim dostlarımız. Reis-i mantarını anlatıyorum, sen daha anlat, ölümsüzlük mantarı. Allah'ın yarattığı en büyük mucize, bütün hastalıkların şifası unutmayın. Bak, reis-i %70'inize, %80'inize yazılıyor. Ama aranızda çok iyi olanlar var mesela. Mesela bir iki kişi iyi çıktı. Yani ihtiyaç yok buna ama yine kullanın. Bakın. Evet. Sarı kantoro. Ben bizim adam çok sinirli. Oğlana kızım diyorsun of anne diyor. Tamam mı? Gerginsin, sinirlisin, streslisin. Sarı kantoro. Sarı kantoru. Mutlaka uykusuzluk, yara giderici. Bak, artı Kanuni Viyana seferine giderken 12 deve yükü kantoron yağı götürüyor.
Niye? Yaraları tımar ediyor. Bedenine sür, cildine sür, yarana sür, bezene sür. Tüm bedeninize sürebilirsiniz. Yanıklar. İçiriyor. Yanıklar dahil, yaralar dahil. İçiriyor niye? Asker adam öldürecek ya. Şey yapıyor. Sakinleştiriyor askeri. Almanya'da iki sarı ekerler Avrupa'da. Birisi hardal, biri kantorondur. Başka ürün ekmez. Bir de patates eker, bir de beyaz var. Hiç başka bir şey üretmez Alman. Ve her yerde kullanılır. Kuş koymaz. Çok önemli. Kesinlikle alınması gereken bir bilgi hocam. Benim eşimin ayağı açık yaraydı, açık yaranın üstüne döktü. Açık yaranın üstüne dökün, mikrop öldürücü, antiseptik özelliği vardır. Bakın, burada bu yağını evinizde hani eczan dolabı olur. Bunları alıp koyacaksınız. Şu ana kadar saydığım şeylere şuranın hepsini alsanız, bak, hepsini alsanız 200 avro eder. 1-1,5 milyar eder. Koy dursun ya. 500 avroya hayatın garanti. Koy. Yok. Nasibi yok. Kantoron, hiperaktif, panik atak, kaygı, endişe, uykusuzluk, cin gördüm, atladım, stres oldum, sıkıntı var, karabasan bastı, uyuyamadım, yaram var, geçmiyor. Hepsinin dermanı bu, Kantoron. Evet, dünyada bize göre virüs öldüren Nobel'e aday gösterilmemiz lazım. Kimse göstermiyor. Dünyada virüs öldüren hiçbir şey yok. Buraya çiçek koyacağız arkadaşlar, şuraya. Çiçeği var ya burada. Pembe mor çiçeği. Mor çiçekleri. Onları koyacağız. Dağ çiçekleri mutlaka eklenecek. Çiçeklerinden bildiğiniz bu yonca. Şimdi anlatmıyorum neden olduğunu. Cebinizde saatinizi falan takmayın. Saat takmak doğru bir şey değil. Onu da anlatırım isterseniz. Cebinizde şu küçük kutular olacak. Elinizdeki beyaz kutu. İlaç kutuları var. Buraya getirdik mi ondan? Getirdim. Şuradan mı hocam? Ha, onların içine koyacaksınız, teziye gittiniz falan, alfa alfa. Yemek yedin, mecbursun bir şey yiyeceksin. 5 tane at bundan, yemek öncesi. Yemeği 10 dakika, 15 dakika sonra başla, bu orada parçalanacak. Yemeği bekliyor olacak. Bütün yemeği onun içine alacak. İçinde ne kadar virüs, bakteri, parazit, mantar var hepsini öldürecek. Aşağı sağlamını geçirecek. Öyle diyorum. Bak. Unsuz yaşamak mümkün değil. Beş taneden azı şey yararlı olmuyor. Yani şimdi yemek bilmiyorsunuz şimdi. Ne var içinde? Virüs mü var? Bakteri mi var? En az 5 tane atın. Yani bir yemek yiyorsanız 4 tane atın bir kere. Yemeği onun içine yiyin. Bozuksa bile o onu hemen orada tolere ediyor içinde. Zaten geçirmiyor aşağıya. Onları öldürmeden bırakmıyor. Böyle bir şey. Neden ineklere yonca yedirirler kesmeden önce? Pis verdikleri, ben Rusya'da gördüm, kolozda. Hayvanları öyle şişiriyorlar ki bir yılda 2,5 ton oluyor. Haplar, şeyler böyle değişik veriyorlar. Ama yedirmeden önce 30 gün yonca yediriyorlar kesmeden önce. Bak, niye diye sordum. Dedi o kadar hayvan mikroplu ki dedi. Onu temizliyoruz. Ya niye diyorum? E şimdi diyor komünizm ya. Hastalansa hasta parasını da diyecek. Hani yine para bizden çıkıyor diyecek. Şimdi öyle bir kaygı yok. Basıyorlar ineklere, veriyorlar hormonu. Ne onu veriyorlar ne bunu. Biz yiyoruz çünkü özel sektöre geçti bu. Küresel sermaye bütün yaptığı uygulamalarla verim arttırarak buğdayı, fasulyeyi, hayvanı şişirerek insanı hasta ediyor. Karşılığında da ilaçlar üretiyor, iyileştireceğim diye iyileştirmiyor, yine yok ediyor. İşte alfa alfa. Normalde bu şekilde beğenir mi? Çiçekleriyle beraber. Yok, o zehirlidir, yenmez. Kurutuluyor, fermente ediliyor, toz haline getiriliyor. Çok önemli. Ama kurutup... Salatayı bir yiyebilir miyiz diye sadece? Yok, yonca yenmez. Ancak kurutulup
dağ yoncası yalnız bu. Bildiğiniz o sokaklardaki yonca değil. Ekilen yonca değil, o ebter. Ekileni yenmez. Dağ yoncası. Dağlara gidin, çıkanları toplayın, kurutun, iyice kuruduğuna emin olun. Tohumları vardır onun. Ondan sonra bunu bir mikserde çekin, çorbalara katabilirsiniz. Yine de risk var ya. Yani. Olmaz zor. Bitkiler öyle kolay değil. Efendim belim ağrıyor, dizim ağrıyor, namaz kılarken eğilemiyorum. Kıkırdak dokundu, hasar var. Boynum tutuldu, omzum tutuldu, elim uyuştu, belim uyuştu, ayağım uyuştu. Diyenlerin çaresi bu. Minisküs ne yapacağım? Minisküs dahil her şey. Kas, glikozamin var için. Girdiğiniz zaman zaten göreceksiniz. Bir de lütfen bunlara içindekileri ekleyin arkadaşlar. Şeyde. Eklem. Bakın yaşlı olan 40'ından sonra benim kullandığım ürünlerden biridir. Hiç vazgeçmediğim bu. Haberiniz olsun. Bak. Reishi kullanırım. Alfa'dan vazgeçmem. Kullandıklarımda. Glikozamin mutlaka. Çünkü 40'ından sonra kıkırdak doku artık hasara yapıyor. Bedeni taşıyor. Annelerinize, babalarınıza iyilik yapmak istiyorsanız şundan aldım. Al anne. Şunu. Tamam mı? Bir de bunun yanına hemen, nerede yeni kremimiz? Çınar kremi. Bir de şu kapsüllerin yanında. Tutuyorsun şu. Buraya bu bileni koymak lazım. Siz bu CEO'yu koymuşsun. Ben ciddi olacağım biraz olurken. Ha, öyle mi? Evet. Hemen çınar yaprağı var ya, meşhur diyorlar çınar. Bizim de logomuz çınar biliyorsunuz. Kurumumuzun en baş ürünü olarak bunu üretiyoruz. İlk denemelerimiz bu. Tilki üzümü var. Glikozamin var içinde. Bunu içeriden atıp bunu da dizinize sürün. Mutlaka streçle kapatın. Bak 2 günde, 3 günde o çıtırdılarınız kesiliyor. Ana babanız size nasıl dua ediyor bak. Bel, boyun fıtıkları, diz ağrıları, eklem ağrıları, kıkırdak dolu vesaire. Bak 2 ürün. Masaj kremini de unutmuş olabiliriz. Bak unuttuk bugün çok kişiye. Hemen alın bundan da. Çünkü kaç tane getirdin? 20 tanecik. 30 tane var. Siz 45 kişisiniz. Boşa gidebilir. Sonra diyorlar ki niye kalmadı hocam? Hepinizin en çok eksik çıkan şeyi kalsiyum, magnezyum, vitamin C ve çinko. Hepinizde bu eksik çıkıyor mineral olarak. Mutlaka evinizde bu 40-50 lira günde yani 10 kuruş bile değil ya. Kuruş yani. Kullanın. Tabii vitaminler. Bunlar. Hocam neden bu eksiklikler oluyor? Bizler... Çünkü bunları gıdalardan alamıyorsunuz. Mesela sütten alınırdı. Süt kalmadı artık. Süt tozu. Elmadan alınıyordu. Elma yok artık. Elmalar hibrit oldu. Ebter. Kırmızı o büyük elmalar elma değil. Amasya'dan devşirme. Beyazlar starking değil. Devşirme. Mesela biz size burada sıktığımız elmalar verdiğimizler tabii elmaya yakın elma. Gıdalardan alamıyorsunuz bunları artık. Yiyerek bunları almanız mümkün değil. Hele Almanya, Avrupa'da asla böyle bir şey yok. Sadece Türkiye'de Ahmet Maranki'nin İnebolu Pazarı'nda İstanbul Topkapı'da kurduğumuz. İnşallah onu da koymuşsunuzdur Topkapı Pazarı'nda. Kalsiyum. Bütün bu vitamin mineraller içinde. Sarımsak kapsülü, kalp damar, kurt, parazit olanlar, bağırsakta çözünmesi için mutlaka bunu kullanın. Kalp damar rahatsızlığı olanlar, çocuklarda kurt olanlar, bak damar rahatsızlığı olanlar, erkeklik problemi yaşayanlar, kisti olanlar, miyomu olanlar, parazit setinde bu yok, kullanın. Moringa. Gelecek mi? Bitti. Onu da soracağım bugün. Niye bitti? Neden bitti? Niye ökelmedi? Niye? Sabahleyin onu soracağım. Sabah soracağız. Dünyada onun muadili var burada. Muadili nerede? Burada var. Burada. Ha. Çaya.
çorbaya, yoğurda, yemeğe, salataya, her yere bir kaşık koymanız halinde bedendeki bütün parazitleri, bakterileri ve yağları emip alarak atan bir ürün moringa. Paspastır adı bunun. Öyle yağı emer, pat 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 diye atar, toplar bağırsaklarınızda. Çok önemli bir ürün. Bel ve basen bölgenizdeki yağları da yok eden bir şeydir. Hocam size tohumundan hediye getirdim. Efendim? Size tohum getirdim. Moringa tohumu. Filipinler'den getirdim. Bravo. Vardı ama iyi oldu. Hemen onu bir kez. Siz dediniz ya altın gibi kıymetli. Ben de size altın gibi kıymetli bir şey getirdim. Bravo. Ne güzel. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Ben de bektim ama orada tam olmuyor. Çünkü soğuk olduğu için yapraklar sararıyor. Biz diktik, şimdi Bursa'da başladık, büyüdü. Şimdi elimizdeki tohumları seralara dikiyoruz. Daha bizdekiler olmadı. Antep Belediyesi ekti, oralardan aldık. Çok kıymetli bir ürün. İnşallah onu da insanlığa kazandıracağız bu ürünü. Kazandırdık. Bitkisini de biz yapıyoruz. Herkes evine dikebilir, bahçesine dikebilir bir tane. Müthiş bir ürün. Hocam onu kullananlar diyorlar sepse gibi. Bizim maydanoz yediğimiz gibi her yemeğin yanında salata olarak da şey olarak da yiyebilirsiniz diyor. Kesinlikle yiyebilirsiniz. Çok müthiş bir ürün. Yani bu ürünü söylemek istemiyorum. Başka bir ismi var mı hocam? Bu moringa. Bu şekilde. Tabii moringa. Ama piyasada çok moringa var. Ben yorumları okuyorum. Kilo aldım hocam aksine diyor. Çünkü hepsi sahte maalesef. Yani. Bunu da bilin. Moringa çok çok önemli. Evet, bu moringa hepinize tavsiye ediyorum. O besen şeye moringa alalım, onu bir kullansın. Yağlarının emmesi için. Alzheimer, Parkinson, MS, motor nöron, beyin noktalarında eksiklik olan insanların çan fıstığı var mı burada? Getirdik mi? İki oldu. Şey, Emrah. Evet. Dünyanın en güçlü ürünü mutlu insanlar için. Sen şey, Rüvet Hanım bunu mutlak İstanbul'da veya Kastamonu'dan al bunu. Tamam mı? Bunu Derin Hanım not al. Sana bunu kullandıralım. Çam fıstığı yağı. Bana göre dünyanın en güçlü Reishi'den sonra ürünü bu. Bundan daha güçlü bir ürün yok. Neden? Çünkü 5000 yıllık bir ağaç bu. 4000 yıllık güç kuvvet demek. Biz kullanıyoruz Elmas Hanım'la. Birer tane hem yağı var, salatalara koyabilirsiniz. Öyle daha çok kullanılıyor. Biz kapsülünü yutuyoruz. Evet. Kadınlar için insanlığa bir ürün kazandırdık. Kadın, adet göremedin, gördün, kesildin, fazla geldi, az geldi, gitti, gitmedi, çoğaldı, azaldı. Bir. İki, miyom, polip, kist, menopoza girdin, çıktın, çıkamadın vesaire. Çocuğun olmadı. Bütün kadın hastalıkları. Frijite dedi, soğuklukta, döl yatağı. Hepinizde var, gördüm. Döl yatağı. Çocuk aldıranlar, düşük yapanlar, kürtaj olanlar, hastalık sebebiyle ameliyat olanlar. Mutlaka bu bir kadın bunu evinde bulunduracak. Üç gün içinde kullanan var mı bilmiyorum şifasını gören. Nasıl? Tekrar evet. Genceliyorsun. Bak ne diyor? Tekrar. Genceliyorsun. Biz buraya gencelemeye geldik ya. Evet. Bak. Evet. Bu şuur işte. Hani bir vardır hocam hiç kullandık yani hiç. Anında müthiş bir ürün. Bir tondan elde ediliyor. Her kadın genç kız. Hele genç kızlar. Zaten bu genç kızların şeyi çok zor. Yani 5 sene sonra 10 sene sonra doğurma olur mu? Çok zor ya. Belki bu kamplardan geçen annelerin babaları doğurur mu olursa burada da hep maşallah şeyler var. Yani o işi kapatmışlar var.
Olmadı o. Unutmayın. Tüm kadın hastalıkları. Bütün karaciğer hastalıkları. Herkes evinde bulunduracak. Kadın erkek. Bundan da hemen hemen hepinize yazmaya çalışıyorum. Avrupa'ya gidenler bulamazsınız. Bu karaciğer. Artı dünyanın en güçlü üç ürünü yine meyan kökü, sarı kantaron ve aynı safa. Midenizde yara varsa, kanserseniz, delindiyse, reflünüz varsa midenin tek ilacı bu. Kişnişle birlikte. Aldınız mı? 7 günde mide kanseriniz 3 haftada düzelir. Kullandınız mı efendim? Ben midem ağrımıştı da doktor bey. Evet. O zaman sadece bilmiyordum bunu. Ben sarı kantaron aldım. Dışarıdan aldım. Kaynattım, bana fikir verdiler bugün için. Gerçekten çok iyi geldi. Burada yani düşünün bir de 3 tane. Tabii. Kantaron işte yalı diyor ya, yalıya döktüm iyileştim. Kantaron çok iyi geldi. Hele öbürleri. Şimdi bunları ne yapın biliyor musunuz? O boş çıt 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 chat yapıyorsunuz ya, abuk subuk siteleri izliyoruz hep böyle hani mesela. Ne yapacağız biliyor musunuz burada? Şunların tek tek bir dakika ayırın neye yarıyor? Hemen sipariş verirsiniz. Bir öğrenseniz neye yaradığını. Evet. Ben meyan kökünün fanıyım yani, gerçekten inanılmaz. Hele meyan kökü var ya, bak artık hiç şeker kullanmayın. Meyan kökü alın. O meyan kökünü kaynatın, şeker diye evde kullanın ya. İçin. Bir an şerbeti vardır. Diyarbakır'da Urfalılar bilir. Bak. Müthiş bir şey. Evet, erkeklere bir ürün yaptık. Erkeklik performans yok, sperm eksikliği var, çocuğu olmuyor. İşte bilmem ne problemleri var, o var, bu var, şey ne bileyim. Erkekliğin her türlü problemi. Çocuk olmama, sperm kalitesizliği. Artı işte varikosel problemi yaşayan, doğuramayan, çocuğu olmayan. Pek çok kişinin gidip abuk subuk kaplar alıyorlar. Bakın internette beşlerinizi uyarın hanımlar. O abuk subuk performans sapını alıp kalp krizi geçiriyorlar eşleriniz. Kalpten gider mi? Hepsinde kimyasallar. Uydu kanallarından yapılan hiçbir reklam bizim değil. Benim de resmim kullanılıyor. Sultan macunu diyor. Saatte hemen şikayet edin. Kime edeceksin? Adam İngiltere'den almış şeyini. Lisansını. Hepsinin karşılığı Türkiye'de bizde var bunlar. Onlarınki sahte. Benim resmim, Saraçoğlu'nun pek çok kişi gösterdi. İşte mesela bir tane söyleyeyim. Karabaş otu kalp damarı açıyor. Çoban çökersen tamamen erkeklik. Performans, sperm arttırıcı. Damar otu bütün damarı açıyor. İyi dinleyin burayı. Beyin damarı, kalp damarı, akciğer ve erkeklik. Değil mi? Varisler. Damar otu akciğer problemi çok olanlar için bıldırcın yumurtası yedirirler, içirirler insanlara. Niye? Bilen var mı? Niye içirilir bıldırcın yumurtası? Astımı olanlara. Kim dedi astım diye? Evet. Hemen bir imzalı kitabımız, dergimiz beyefendi. Çok önemli çünkü bunu bilmek. Bıldırcın yumurtası, astım, alerjisi olanlara, çocuklara yumurta içirirler. Ve çok güçlüdür bıldırcın erkeklik problemi için. Mesela bıldırcın düşünün, müthiş bir kuştur. Hatta ne diyorlar Mısır'da işte Musa'ya, bıldırcın indir de görelim herkese, indiriyor, sihir diyorlar ya. Önemli bir kuş, eti çok kıymetlidir cinsel şey itibariyle. Peki bu bıldırcın ne yer? Damar otu yer. Sadece. Nerede damar otu var oraya konar. Onu yer. E bıldırcın yumurtası arayacağınıza, otunu da bulamayacağınız için evinize getirin. Bu insanlığa hizmet değil mi? Allah razı olsun diyor.
yaptığınız alkışlarınız için teşekkür ediyorum. Ben de razı değilim ki anlattıklarınız herhalde. Bağlamışsın da hani öyle. Baş ağrısı işte böyle düzeliyor. Vuruyorsun evdeki bütün organlar çalışıyor. Senin çalışmadığı için öyle. Geçiyoruz efendim. Bunu unutmayın. Erkek, damar, akciğer, varis, kalp, performans vesaire. İşte Reishi'nin ekstratı söylemiştik. Bundan aç içini, şişesini görsünler. Bundan günde sabah akşam iki tane önce bir ay, sonraki aydan birer tane içeceksiniz. Mutlaka. Komple şişesi mi? Şişesini. Tabii. Olur. Erkek mi kadın mı? Tamam konuşuruz yarın şey yaparız tamam. Çay. Evet içtiğiniz çay var ya. Hayır yeşil çay içiyoruz ya burada. Kozmik çay artık kalan ömrünüzde bu çayı için. İçinde her şey var. Alıştırın evinizde. Siyah çayı da yemeklerden bir iki saat sonra zevk için, alışkanlıkları olanlar için. Değil mi Enkisa? Yemekten de bir iki saat sonra. Hani böyle onu da için. Hayatınız değişsin. O da diüretik ama. Diüretik. İçinde ne var çayda? İçinde yazıyor üstünde. Bak içinde ne var diyorlar şey. Söyleyebilirim isterseniz. Yok çekecekler de buraya yazalım diyorlar. İçindekilerin hepsini yazalım efendim. Evet. Günde 10 bardak için sabah öğle akşam bunları hepimize çok faydalı. Burada içtiğiniz çay muazzam bir çay değil mi? Nasıl beğenerek mi içiyorsunuz? Evet. Bunlar seni yerde sıkıştırabilir. Bu cemaat sen hep alkışlıyorsun, biz de mecbur oluyoruz diye. Bunlar benzin yakıyor alkışlayınca. Bunlar onun için biliyor. Güzel olduğunu. Işte. Çay uyku yapıyor mu? Ben gözümü açamıyorum burada. Efendim? Bu çay mı uyku yapıyor? Ben burada gözümü açamıyorum. Normalde bu kadar uyumam. Bu çay uyarıyor insanı, uyandırıyor. Uyuyor mu ama şimdi? Nasıl olmuş? Asla! Yeşil çay için söylenen her şey yalandır. Çünkü çayın içinde kateşin denen bir madde var. Kanser tümörlerini yok eder. Bak. Bedenin kirliyse bedenini rölantiye alır. Çok kirli insanlarda uyku hali yapar. Hani bedeni şey yapıyor, sakinleştirip tedavi etmeye çalışıyor. Detoksta da zaten sakinlik önemlidir. Strese girmeyeceksin, sakin olacaksın. Uygulamada her uygulamadan sonra size diyoruz hani gidin biraz dinlenin odanızda. Dinlenmek önemlidir. Dinlendiğiniz zaman sinir sisteminde çalışır ve detoksunu yaparsınız. Parasempatik sinir sisteminin çalışması çok önemlidir detoksta. Onun için uyumak, uyku olmak kötü bir şey değil. Uyuyamadığınız zaman zaten detoksta çok başarılı olamazsınız. Evet. Teşekkür ediyorum. Şimdi bedeninizdeki toksinlerden uyumanın tek sebebi nedir biliyor musunuz? Bedeniniz bloke olmuş artık. Yetmiyor. Temizlendiğiniz zaman
akşam 12'de yattınız mı 3.30'da 4'te ayaktasınız sabah namazına. Sonra bir saat duracaksınız kozmozdaki gün doğduğunda o kozmozun yüzük enerjisini alacaksınız. Sonra tarlaya gideceksiniz. Eskiden öyleydi. Şimdi tekrar uyuyorlar. Uyuyamıyorsun o zaman. Bak uyuyamıyorsun. Gözünü kapatıyorsun. Uyuyamıyor. Yeter diyor artık. 5 saat. Kirli olduğu zaman beden uyku yapıyor. Uyuyorsunuz. Onu da ileride bunu hissedeceksiniz artık. 5 saatlik uykularla hayatınız geçecek. Tabii tam uygulayıp böyle bir defa ben bunu yaptım böyle bir şey yok. Kaçıncı gelişim? Sizin? 5. 10 yıldır geliyorlar. Bugün baktım, ikisine de Süleyman Bey'e de baktım. Niye geldiniz dedim. Hocam biz hastalığımız yok, sağlıklı yaşam için. Ki Avrupalarda yıllarca, değil mi, çalışa çalışa ne zorluklar var. 25 sene çalışıp o şeyde. Ama ne oldu? İşte hayatı sağlam şimdi. Öğrendiler sistemi. Yılda bir iki defa geliyor. Onun dışında ürünlerini alıyor, kullanıyor. Kaliteli yaşıyor. Mümkün mü ya? Ve geliyoruz bir bakıyoruz. Hiçbir şeyleri yok. Hiçbir şeyleri yok. Evet. Bu çayı unutmayın. Bu çay zaten zorunlu yazılıyor size. Zorunlu olarak arkadaşlar değil mi? Misvaklı macun, çay ve tuz. Fiber, lif. Günde 3 gram lif almazsanız yaşayamazsınız. Ya zayıf kalırsınız ya obez olursunuz. Bak sen çocuğa bundan da içir. Sabah akşam çorbasına çayına koy, lif olsun alsın. Detoks setinde bu var biliyorsunuz değil mi? Bunu veriyoruz. Parazit setinde bu var zaten. Ama arkadan çok su içeceksiniz. Evet. Bunun faydalı olması için en az 3 bardak su içmeniz lazım. Zaten her insan sabah kalktığında bağırsaklarınızın düzgün çalışması için her sabah bulup 2 bardak su içmeniz lazım. En az 2 bardak. Aç karnına. Yani şimdi namaza kalkıyorsunuz ya ben öyle yapıyorum. Namazda mesela 2-3 bardak su içerim. Bağırsaklar o zaman güzel çalışır. Testler dikkat edilir. Hiçbir probleminiz olmaz. Zaten bağırsaklarımız iyi çalışsa biz hasta olmayız. Bağışıklığın %80'i bağırsaklarımızda. Bağışıklığımız yüksek olur ve hastalanmaz. Bir de bunu ekleyelim. O sabah içtiğiniz 2 bardak su 60 kilo için falan. Ama 80-90 kiloysanız 100 kilo mümkünse 3 bardak için yani 500 gram su demektir bu. Bunu ılık sıcağa yakın için sıcağa yakın ve mutlaka her bardağa enginar sirkesi bir kaşık birisine de elma sirkesi koyarak sirkeyle onu daha zenginleştirin. Bütün baş ağrılarınız, kalp krizi riskiniz varsa bile kriz geçirecekseniz bütün rahatsızlıklarınızın da şifasıdır. Yeni yeni şimdi internette dolaşıyor işte mucize bir şey duyurun. Sabahları işte 3 bardak ılık su içmek. Ulan bunu biz 10 sene önce yazdık 12 sene önce kitaba. Adımız Ahmet ya. Bilmem su uzmanı bilmem kim yazmış diye internete yayınlıyorlar. Ama hangi su? Hangi su? Alkali su. O gördüğünüz karbonat ve tuz katılmış su. Ölçeceğiz. Yarın akşam ölçelim buradan suları. Bir musluk suyu, bir odalara verdiği şişe suyu, bir de alkali yaptığımız suya bakın. 10 TL'ye, 1 avroya, 2 avroya bir ay hayatınız kurtuluyor ama bilmek lazım. Evet, bunu unutmayın. Bunu da anlatayım şeyini. Mısır ayıklardı çocukken. Çok mısır ekilir Karadeniz'de. Somanlı ben böyle hani tatilde gittiğim için ayıklardık. Atardım şam. Ne attım onu? Dedi ya mısırı ayıkladık işte. Somanı attık. Ulan derdi sen şimdi süt isteyeceğim buraya geldin. Yoğurt isteyeceksin. Et diyeceğim desin. Nereden? Nereden? İnekten. İnek ne yiyecek? İnek ot yiyor dedi. Kışın ne yiyecek? Bak bak. İşte akıl eksikliği. Kışın 3 metre karda hayvan ne yiyecek? Dedi ot yesin. Hareket etmeyince ot olur mu olur?
Bak onun içine o somakları parçalarlar, salaş yaparlar hayvana. Onu yedirirler. Hayvan yattığı yerde o lif olduğu için bağırsaklarını çalıştırır. Hayvan ölmez, süt verir. Şimdi bizim gibi de böyle evinde yatan, çalışmayan ev hanımları, oturanlar, tamam mı? O KK duranların en büyük ilacı işte lif. Lif. Bunu unutmayın. Efendim, biz kavrulmuş kahveyi içiyoruz ama yanmış kahve kanserojendir. Yanarsa kahve içi boş böyle kahveler var. Kötüdür. Kahve müthiş bir gıda. Büyük bir besin değeri. Ama maalesef Türkiye'de kahveler çok yakılıyor. Biliyorsunuz yanan şey trans olur. Biz çiğ kahveden, içine kakule, burada da yok. İçindekilerin hepsini istiyoruz. Hocam, yeşil kahve çekirdeği, kakule, melengiç, üzüm çekirdeğiyle harmanlanarak, tahta tokmakla dövülerek hazırlanır. Bravo. Onları biraz büyük yazabiliriz. İçindekiler diye biz. Tamam. Gördüğünüz gibi burada kakule. Nedir kakule bilen var mı? Evet. Neye yarıyor? Tropikal meyve. Niye yarıyor? Ses kısıtlanmak. Mırra vardır biliyorsunuz hani mırra içirirler ya acı kahve. Midenin ilacı. Onu alın. Çekirdeklerini. Evet bir hediye kitabı sizden geldi. Midenin ilacı içinde var. Sizden miydi? Evet imzalı bir kitap size şey yapacağız. Mide hastası olan, ağız kokusu olanlar, hazımsızlık, gaz problemi yaşayanlar ağzını al, sarayda çiğnenilmiş. Her sarayda, her böyle kabın içinde bir kakule vardır benim masamda da. Onu alıp çiğnediğin zaman ağzında öyle bir koku olur ki, midedeki helikobakteri, gaz ve diğer bakteri mantarları öldürür. Üzüm çekirdeği hakeza öyle. Artı çiğ kahve. Onu taş şeyde dövüyoruz. Nescafe'ye karşı çıkarttım. Bak çocuklarınıza bunu içirin Avrupalılar. Bak göreceksiniz çocuklarınız nasıl şifa kavuşuyor. Yemek sonrası böyle büyük fincan içtiğiniz zaman 3 saat içinde bütün yediklerinizi hazmettirir. Olağanüstü bir şifa. Dibek kahvesi. Bunu detoksuz vaktinde de yapabiliyor musun? Hayır efendim, detoks vakti yapmıyorum. Neden yapmıyoruz? Neden yapmıyoruz? Çünkü çok aktif bir enerji veriyor. Biz burada bedeni pasifleştirip atmak istiyoruz. Besleyici özelliği var. Şimdi burada daha çok alkali şeyler içiyoruz. Ama kahve içilmez mi? İçilmez diye bir kaydı yok da şimdi siz hastanede yattığınızı düşünün burada. Ama onun dışında 365 günün 5 günü buradasınız. 360 gün bunu içebilirsiniz. Ama şeytan dürtüyor burada. Yani burada içemez miyiz hocam? Yani hep dürtüyor. Hocam bunu yeme. Yahu 360 gün ye mübarek, bugün yeme 5 gün. Ya şimdi bu uykulu hali insan yani bu kadar pasif hali tanımadığımız için galiba. Ya ben huzursuz oluyorum. Bir şey mi var diye. Var bir şey zaten. Yani içince bakacağız. Kahve içince birazcık iyi olsun. Ha, bakacağız. Maranki meyve çayı, goji berili. Bu da tropikal çocuklar için besleyici bir çay. Çok önemli bir çay. Bunu da çocuklarınıza evinize alın. Muazzam bir çay. Efendim burada da bakım ürünleri var. Artık şampuanlar, koltuk altı, stiklerimiz, hanımlar, gül sularımız, diş macunumuz, kil maskesi ve sabunumuz. Mesela deodorantlar, stikler, koltuk altı. Bizim ürünlerimiz helal sertifikalı olduğu için içip yiyebilirsiniz bile ama yemeyin tabii ki kullanın. Cildinizi zehirlemeyin. Kimyasal alerjisi olanlar dosyalar size veriliyor. Bu şampuan dışında başka şampuanla yıkanırsanız yine alerjileriniz artar.
Çamaşırlarda da yine kimyasalla yıkarsanız alerjileriniz artar. Evet. Çamaşır suyu gibi beyaz yapıyor mu hocam? Evet. Mesela ıskalama en çok çamaşır suyu beyaz yapmak için kullanılıyor. Başka bir şey bulamıyorum ya. Tezgah kadar. Ararsan bulursun. Yani bu temiz. Yok, biz bunu öyle ürettik işte, az buçuk şey yapıyor, yalanlar hani çıkarttık böyle, hani beyazlatmıyor da işte, çıkarttık, para kazanır gibi. Renklerde de hiç şey yapmıyor. Beyazlatıcı var, rengini de şey yapıyor. Bundan kullanmıyor. Çok güzel bembeyaz yapıyor. Türleri bembeyaz yapıyor. Şimdi bundan sonra bunu öğrendin. Ben mesela ben koyuyorum. Yıkanmayacağı şeyler. Leke varsa mesela lekeleri geçiyor. Şimdi bundan sonra kullanmadığın zaman sopa dehşetli olur. Belki bugüne kadar bilmiyordun. Şimdi öğrendin bayağı halinde. Bilenle bilmeyen hiçbir olur mu diyor ya. Bilmeyene hani bir şey yok ama bilene Allah muhafaza. Eyvah, beni alacağım o zaman. Bundan sonra şimdi sen bunu öğrendin. Çamaşır makinene koyuyorsun, leke çıkarıcıyla koyuyorsun, pırıl pırıl ediyor. Yine kullanmadın, diyecek ki gel bakalım. Tezgah beyazı nasıl yıkar hocam? Hepsi var. Göster onları bir anla. Ya çözücü de var, o yok. Kanal çözücü. Var mı aşağıda? Bulaşık hocam. Bulaşığa. Elde yıkama. Elde yıkama. Elde yıkama. Leke çıkartıcı. Leke çıkartıcı. Elde bulaşık hocam. Ve elleri çamaşır. Gibi şey olmuyor. Yani öbürleri... Mikrofon var ya. Yüzey temizleyici reyat sökücü de var Emre abi lütfen. Yüzey temizleyici reyat sökücü. Geçilmedik ama aramızda var. Evet. Mesela bu diyelim ki 15 lira, bingo 17 lira. 17 lira bu 19 lira. 2 lira fark var ama yine almıyor bunu. Nasibi yok. Kirli maskesi de çok güzel. Ben ovalıma kullandım. Bravo. Bravo. Bir daha almak için dedim nasıl olsa gideceğim getiririm. Bugün 5 tane aldım ondan. Diş macunla 5 tane alıyorum. Bravo. Tebrik ediyorum. Şu şampuan var bazen ya. O da yok işte de böyle. Reşi. Tepekle. O da çok şahane. Şimdi ama hanımlar kanser olmak istiyor. Meme kanseri, lef kanseri olmak istiyor. Şampuan alacak, boya alacak ömründen. Nasip olana. Boya kullananımız yok. Evet. Tuz da çok güzel. Ki. Dün anlattım. Sıkıyorsun suyun içine. Domuz kıllarınız var ya yüzünüze şey yaptığınız veya erkek şeyi. Böreklerin hepsi domuz kılıdır. Olmayanını bulursanız alın, sulandırın. Başta cildiniz, göğüs altlarınız, apış aralarınız, bacak aralarınız, cildinizin her yerine sürün. 5-8 dakikada o kuruyacak. Yıkayın reşi şampuanıyla. 5 kere bunu yapın. Yepyeni bir cilde sahip olacaksınız. Toprak çünkü. Muazzam bir şey. Artı saçınız dökülüyor. Sulandırıp saçınıza koyup kapatın. Yeniden çıkacak saçınız. Biraz dökecek. Tamam. Daha neler neler. Alın diş macunu gibi. Bak. İyi dinle. Fırçana koy dişini fırçana. Bak nasıl oluyor dişler. Daha neler neler. Daha neler neler. Kaç gündür uygulanabiliyor o şey vücut için? Her gün 2-3 gün. Uğra. Her banyonuzda kullanabilirsiniz. Saç bakım yağımız, saçı dökülenlere, içindeki yağlar. Susam, badem, mısırdan, kekik, defne, nane. Bunlar mucize ya. Şimdi sen diyorlar ki hocam biz bu yağları alsak yapsak olur mu? Olmaz. Niye? Çünkü piyasadaki yağlar şimdi bizim 50 gramlık yağ 25 lira.
Şimdi internete giriyor bu. Çok bilenler var ya, nasipsizler. Ne yedi? Badem yağı. 50 gram diyor. Bütün yağlar çıkıyor. Ali'nin yağı 5 lira, Beli'nin yağı 7 lira, Deli'nin yağı 8 lira, Maranki'nin yağı 20 lira. En ucuzunu alıyor bizim o pamuk yağı. Dökülüyor. Sonra diyor, alo hocam diyor, ben yaptım bunu ama saçım döküldü. Nasıl yaptın? Aldım. Kimden aldın? İşte aktardan aldım. Olmaz. Taksim'de tuvalet 10 lira. Adam 50 gram kekik, en azından 10 kilo kekikten çıkıyor. Nasıl 5 liraya satıyor bunu? Hiç düşünmez misiniz? Hiç akıl etmez misiniz diyor bak dinimiz. Akıl etmiyor. Nasibi yok, nasibi yok. Saç bakım yağını alıyorsunuz. Saçınıza friziksiyon yapıyorsunuz. Boneyle kapatıyorsunuz. Her hafta, ilk hafta her gün, ikinci hafta gün açılı, üçüncü hafta üç günde bir Reishi şampuanı ve sabunla yıkıyorsunuz bizim. Ondan sonra dökülüyor biraz. Sonra elinizi şöyle bir sürüyorsunuz. Tekrar yeniden çıktığını görüyorsunuz. O ektirmeyle diktirmeyle olmaz bu işler. Saçında saç ektiren, epilasyonu makineyle yaptıran, kızların orasını burasını aldıran, burası olursa lenf kanseri, burası olursa rahim kanseri, buraları ne aldınızsa göğüs kanseri olur. Başına saç ektirenlerin hepsi ileride Alzheimer, Parkinson, zeka geriliği ve cilt kanseri olmaya mahkumdur. Araplar bilhassa geliyor, hepsi saç ektiriyor. Saçı dökmüş. Saçı dökmüş. Niye dökmüş? Ah ah. Peeling hanımlar. Cildiniz benekli, ayaklarınız böyle ayın yüzeyi gibiyse delik deşik. Hemen bunu alıyorsunuz, bekletiyorsunuz. Güzelce fırıl fırıl bir cink. Her hanımın evinde bulunması lazım. Yoğun bakım kremi. Bak. Basurunuz, memeniz varsa, kanamanız varsa, fistülünüz varsa her gece yatmadan makatın ağzından içeri doğru biraz sürüyorsunuz. Anında ikinci, üçüncü gün memeler kayboluyor. Kullanan varsa söylesin yani çekinmeden. Çok önemli. İkinci, üçüncü gün değil ama bir kutu bitirdikten sonra aradım bulamadım nereye gitmiş. Kayboldu gitti. Bu sayın. Bak yaşayan anlar. Eskiden. Artı mantar, ayak mantarları. Bak kaşıntılar. Topuklardaki yarıkları gösterdi. Unuttum. Topuk yarıkları, topuk çatlakları. O topuğun içinde ne var biliyor musunuz? Kurt. Hepsi kurt. Topuk çatlağı diyorsunuz ya, biraz sonra gösterelim. Hepsi kurt. Onu bu öldürüyor. Hocam, şeker hastalarında falan topuklar, çatlar deriler, oradan çıktı deriler. Onun ne alakası? Hayır, hayır, hayır. O şeker hastalarının topuk çatlaması, damarlarının artık patlaması demek. Biliyorsunuz ayak kesimine gider. Elde hissiyat kaybolur ayaklarda. Damarlardaki bozukluklardandır şeker hastalarında. Bunu unutmayın. Egzama, sedef, basür hemoroidde kullanıyorsunuz. Hatta şöyle yapın. Sıkın diş macunu gibi bir şeyin içine koyun kağıdın, alüminyumun. Dondurucuya koyun. Fitil gibi. Hemen onu dondurucudan alın. Makattan gece koyun, bak 3 gün, 7 günde her şeyiniz düzelir. Olağanüstü bir ürün, bütün kaşıntılara, ciltteki bozukluklara, yaraların ilacı bu. Çok önemli bir ürün, mutlaka evinize alın. Her yerinize, göz dışında, her yerinize sürebilirsiniz. Sakal altındaki, buradaki yaraları olur erkeklerin, mantar. Buralara sürebilirsiniz. Evet. Buyurun. Hocam yurt dışında yaşayan bir arkadaşım sedef hastası. Ona da faydalı olur mu? Olur da sedef çok uzun bir hastalık. Karaciğerin bloku olmasıdır. Vitiligo gibi. Evet. Yani bu yeterli olmaz. Bunun yanında Reishi kremini de alacak. İleride gelecek şimdi. Karaciğer düzelmeden sedef düzelmez. Sedef adamı öldürmez ama çok kötü bir hastalık. Yayılır. Detoks yapacak.
detoks yaptığı an üçüncü detoksunda düzelir. Detokslar. Tabii. Artı manda yağı bunlarla beraber kullanacak. Şampuan. Evinizde artık bunu kullanın. Başka şampuan kullanmayın. Asla. Bedeninizdeki mantarları da düzeltin. Cilt yaraları, sedef, zona gibi rahatsızlıklarda bunu kullanacaksınız. Başka mümkün değil. Bir de kremini değişik krem. Metipot dün söyledim. Tuzla yapılacak. Sinüsitleri olan, migreni olan, baş ağrısı olan. Bakın. Migren diye bir şey yok. Yalan. Baş ağrımaz. Burada kurt ısırıyor. Ah diyor başım diyor. Burada kurt ısırıyor içeride. Ah başım diyor. Migrenci dinliyor musun? Migren hastalığı olan. Ha, Bingöl. Neymiş? Çetleşiyorsun yine Bingöl ama yani orada. Yani ondan sonra hocam benim migrenim nasıl geçecek? Kurtlar ısırdıkça migrenim var dersiniz. Bundan haberi olmayan bizim Hans'ın talebesi Ayşe ile Ahmet doktor da Türkiye'de sana apranax verir, ağrı kesici verir, kortizon verir. Mahvolup gidersin. Halbuki burnu temizle. Sirkeyle, tuzla, şeyle ama bunun için neydi isim? Erhan. Erhan gibi değil tabii. Sonra hamamdan çık gez böyle. Deli dana gibi dolaş sokaklarda. Gitme odana yatma o soğukla. Duyuyor musun Bünyamin? Hamama girdi mi doğru odaya gideceksin bir daha. Tamam? Duyulmadı. Tamam? Ha, hadi bakalım. Bugün acıyor şeyi, çişi acıyor. Niye? Tabii şey, böbrekte şey çıktı iltihap. Niye çıktı? Üşütmüş. Annesi yakaladı ama. Sen gir hamama, dolaş şeylerle, şeyler, ıslak şeyler. Tuz. Artık bu rafine tuzu alın evinizde, atın. Bundan sonra tuz bol. Bak 20-30 liraya dünyanız düzeliyor. Artık bir de bu çok önemli bir tuz. İçinde mangan var. Bak şimdi ayak detoksu cihazı alacaksınız. 2,5-3 milyar almayın. Şundan bir kaşık atın leğene koyun. Aynı şeyi tesiri görürsünüz. Ayak detoksunda. Mantarlar her şey gider. Var mı çuval? Çuvalı geldi mi? Heh. İşte bu. Bu kalından ayak detoksu için bu. Bir çorba kaşığı atıyorsun banyona, küvetine. Bedendeki bütün hastalıklar, sedef mesela, vitiligo, yara, mantar, hepsinin ilacı bu. Her akşam bunu yapıyorsun. Karbonat fasulye de koyuyoruz, doğru mu hocam? Olabilir. Bunda zaten karbonat var üstünde. Bu kaya tuzu olduğu için o rafine tuzlarda kepek yok. Bunlarda var kepek zaten. Onun için mineral değeri yüksek. Tırnak mantarı içinmiş. Da kullanılır mı? Kullanılır efendim. Tabii. Reishi krem ve vücut kremini de kullanacaksınız işte. Efendim bitki yağlarımız. Söylüyorum. Çörek otu mutlaka evinizde bulunsun. Her gün bir kaşık için. Keten tohumu yağı. Safra kesesi olmayanlar evinde mutlaka kesinlikle katiyette bulundurmak zorunda. Bağırsak kanser riskini önler. Safra kesesinde taşı kumu olanlar, kabızlık çekenler mutlaka keten tohumu yağını kullanacak. Kabak çekirdeği yağı, prostatı olanlar, kurtu olanlar mutlaka kullanacak. Başka yağ burada yok değil mi? Tamam. Evet, kabak çekirdeği, parazitlerin. Evet, keten tohumu yağı da safra kesenizi aldırmayın. Safra kesenizi aldırırsanız kalan ömrünüzü mutsuz, umutsuz, halsiz, kabız, performanssız yaşarsınız. Yüzünüz gülmez. Bir de sinirli oluyor. Sinirli niye oluyor? Bir insan tuvaletini yaptı mı rahatlar. Bir insan çişini yapsın, büyük abdestini yapsın, oh derler. Çünkü bağırsaklarımızda stres noktaları var. En fazla stres noktaları noktaları bağırsaklardadır. Sonra da omuzlardaki noktaları vardır, oradadır.
Ve bir de safra kesesini. Mesela safra kesesi zaten iyi çalışmazsa yine de stresli olursunuz mutlaka. Onun için detoks çok önemlidir bizim için. Mutlaka yapmanız gerekir. Stressiz olmak istiyorsanız yapmanız gerekir. Masörlerimiz de Elmas Hanım'ın dediği gibi bu noktalara çalışıyor. Bizim masörlerimiz refleksoloji noktalarına. Bu ara masörümüz Sabahat Hanım burada aramızda. Kendisine hoş geldiniz. Dünyada Türkiye'de masası olan var mı aranızda Sabahat Hanım? Masaj olan. Eskilerden. Yok. Sen vardın. Ya Fatma niye konuşmuyorsun? Yani Avrupa'da var mı böyle bir masaj? Yok hocam. Var mı? Yok hocam. Gördün mü hiç? Türkiye'de de yok. Türkiye'de gördüm o gittiğin Antalya, İzmir'deki otellerde. Orada da yok hocam. Bayağı çok güzel yapıyor gerçekten. Kızımızı nasıl düzeltti? Kaç kere oldu? Anne oldu. Ne diyor? Mutlu muyum? Evet hocam. Annem bir hatta ben bir daha olsa bir daha gidelim diyor. Geldi de hemen. Hocam gidelim. Evde masaj yapıyorum. Kendisi diyor sen Semra Hanım kadar güzel. Hocam ne yapayım o kadar oluyor. Ben Semra Hanım da olmuştum masaj burada. Yarım seans neydi? Bütün programı değişikliği olunca. O bile bana bu ana kadar yetti. Efendim mutlaka bir masaj olun. Zaten vakit yok aranızda. En fazla 3 kere olabilir. Randevu alın. İnternetten alanlarla şu an dolmuş gibi ama doldu fırsat. Hocam. Doldu mu? Doldu hocam. Vaktiniz artık bitti. Yoksa hayatınızda yeni bir dönem başlayacaktır. Evet. Şimdi bir şey yok mu? Yani listeleri yaptık ama ilk talep edenleri o yüzden soruyorduk size. Ekledik. İlk geldiğim gün direkt yazdırmıştım. Şu an isminizi hatırlayamam ama onu Şerife. Listede görürsünüz. Tamam yarın bakarsınız yani. Şerife. Boşlukta varsa gece mesaisine devam o zaman. Gece 8-9 artık çalışacağız. Neden efendim, bayanlara ayrımcılık yapılıyor hocam? Efendim? Neden bayanlara ayrımcılık yapılıyor? Erkekler sayısı az, yeterli değil. Çünkü masörümüzü buraya getirdiğimiz zaman onun 10 kişilik orada şeyi yok. Bu erkekler çok garip erkekler. Şimdi kampımızın genelde 100 kişinin 70'i bayan, 30'u erkek oluyor genelde. Kadınlar daha hassas. Kendilerine bakıyorlar. Erkekler devamlı para peşinde koştuğu için böyle. Bu 30 kişi kadınlara 2 masör geliyor, yetişmiyor. Erkeklere bir tane geliyoruz, 3. gün geliyor oluyoruz. Yok. Harcayamıyor ya. Sıkı. Çünkü parayı erkekler kazandığı için zor harcıyor. Kadınlar kazanmadığı için ağır duru parmak satıyor. Ağırlılar ya. Keten tohumu yağını unutmayın. Bak hayat kurtarıyor. Erkekler başka yere harcıyor. Evet temizleme tozlarını söyledik. Bak borakslı bulaşık. Helal. Elde bulaşık. Bak hiçbirinde bu şeyler yok, sentetikler. Sıvı çamaşır, sıvı leke, yüzey temizleyici, genel yüzey temizleyici, limon özlü yağ çözücü. Evet. Bu da müthiş bir şey. Bir de sıvı sabun. Mutlaka bunu da evinizde alın. Sabun. Mesela bunu cildinize falan çok güzel yıkayabilirsiniz. Hiçbir zararı yok. Şampuan olarak da kullanılır. Şampuan olarak bile kullanabilirsiniz başınıza. O kadar iddialıyız. İyi dinleyin burayı. Bak. Bunların dışında bir temizleme tozunu makineden alıp gözünüze damlattığınız an kör olursunuz. Kör. Bitkiye damlattığınız an bitki anında ölür. Bizim çamaşır sularını aynısını alıp bitkiye koyduğunuz zaman bitki gübre gibi büyür. O kadar söylüyor. Daha insanlara ne yapalım biz? İyi de biz bunları Almanya'dan nasıl alacağız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Burada geleceğiz.
Ben sürekli gelmiyorum mesela. Başlarsam ne yapacağım? O sizin probleminiz efendim. Yani onu da Ahmet Maran çözecek diye bir şey yok yani. Onu da Ahmet Maran çözecek diye bir şey yok. Yakında Berlin'deyiz inşallah. Şubelerimizi Büşra Berlin şubemizi açıyor. Hoş geldiniz bu ara. Şubemizi göremedik size. Evet. Orada Berlin'de inşallah Berlin ve Stuttgart bölgesinde o bölgelerde bir yapılanma düşünüyoruz. Veya işte bu Dortmund, Köln, Duisburg o bölgede de bir yapılanma düşünüyoruz. İnşallah. Bunlar mı satılacak? Bütün bu ürünler hepsi gelecek oraya. Artı Amazon bütün bu hizmetleri de orada vermeyi düşünüyoruz. En kısa zamanda. Amazon'u düşünmüyor musunuz? Amazon'u satış. Ürünlerimizin sertifikaları burada görün, hani derler ya acaba mı diye, hepsi uluslararası sertifikalarımız var. Evet. Bitti hocam. Bitirdik. Tabii bunun dışında burada başka ürünlerimiz var. Gördüğümüz, evet. Yarın akşam bunları tanıtıyoruz şeye, Alkali ile birlikte bunu. Efendim bir de hepinize insanlığın kurtuluşuna vesile olacak çok önemli bir ürünlerimiz var. Diyeceksin hocam bu işe de mi girdin? Niye girdik biliyor musun? Çocuklarımızı şekerle yok ediyorlar. Çikolata, şeker, çocuğun ya, istediği bu. Bunda şeker yok mu? Efendim? Bunda şeker yok mu? Bunun şekerleri, şimdi yeni ürünümüz var Avrupa için. Hurma suyundan yapıyoruz tatlandırmasını. Şekeri tabii şeker. Ama Türkiye'deki maalesef şu belgeyi göremediğiniz ve üstünde nişasta yazan, mışır nişastası yazan, fruktoz yazan, glikoz yazan bütün tatlı, şeker, lokum, helvaların hepsi mısır çubuğu. 7 günde karaciğerimizi bloke ediyor. Tip 1 2 diyabet. Hocam Avrupa şeyinde bana bir bayiliyim. Verelim. Hemen. Toptan bayilik veriyoruz. Öyle lokumda, halvada. Çok büyük talep var. Hatta çifte kar olmuş bu. Evet. Evet. Dünyada helal belgeli bir taneden bir şey olmaz derler. Şöyle birer tane helal belgeli güvenle yiyebileceğiniz tereyağından daha üstün bir yağ, hepsi margarindir, bitkisel yağ yazan her şey margarindir, unutmayın, bitkisel oyundur. Bak bu belgeyi alabilmek çok önemli. Şu helal var ya, bak buraya lokumları girmemiş. Artı helvalarımız yine. Birisine hediye getireceksin değil mi? Şu 15 liraya, 2 avroya, Almanya bunu 10 avroya versen elini öpen alır. Çok güzel hocam ben. Gidip Alman'a 2000 liraya çalışacağına 1500 liraya gece gündüz hizmet edeceğine al, insanlığa hizmet et, ahiretin kurtulsun yani. Yani günde 50 tane satsan şundan, 5 avro kazansan 250 avro eder. Ayda 7500 avro para kazanıyorsun. Bir de helal iş görüyorsun. Rızkını Allah veriyor. Bakın şu ürünümüz var ya, tamamen kuş dokumu, özel, narlı. Narlı. Müthiş bir şey. Şimdi buraya lokum getirdik. Geçen kamp lokum getirdik. 80-90 kişiydi. Yani 100 tane lokum getirdik. 10-15 tanesi kaldı. Almıyor millet. Garip bir şey var yani. Ancak kendine böyle olacağı alıyor. Bunu da bir kere daha sizle paylaşalım dedik lokumlarımızı. Toptan Türkiye bayilikleri veriyoruz. Aklınızda olsun, çevrenizde yapanlar varsa toptan satışlarını veriyoruz bunlar. Bayilik veriyoruz. Hocam bayilik listesi de ben alıyorum. Nereye? Samsun'a. Tamam. Söyle hemen. Samsun bayiliğini toptan bölgede satışını sana verelim. Oraya asacaksınız Maraki'nin resmini, helal belgesini koydum, zaten bitti. Evet.
Artı onları da unutmuşuz. Şey, kozmik macun erkeklik için çocuğu olmayanlara Sultan macunu diye televizyonda olan şu çok önemli. Sperm arttırıcı, kalite arttırıcı önemli bir ürün. İkisi de bu ürünlerimiz var. Artı çocuklarımız için zencefilli ve çörek otlu, öksüren, kuru öksürük. Bugün biri söylüyordu. Kimdi o kuru öksürüyorum diye. Bir kaşık. O bebelerinize 2 yaşından büyüklere değil, bir kaşık bundan, bir kaşık sulandır, içip tamamen düzelecektir diye söylemek istiyorum. Zencefilli ve çörek otlu macun. Çok özel. Bu da büyükler için, erkeklere. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi dışarıda bir şey yeseydiniz yanma başlardı boğazınızda. Ama böyle bir şey olmayacak inşallah. Gelinler, anneler, torunlarınıza gelin hanımlar öksürdüm adama git doktora diyor. Bu macunları önerin. Evet kızım söyle. Hocam şey benim kardeşim böyle bir hafta böyle kabız oluyor ya da böyle mide bulantısı, kusma gibi şeyler oluyor. Çörek otu yağını biz almıştık da içmiyor doğru düzgün. Kaç yaşında? Kardeşim 9 yaşında. İçecek. İçmezse bir gün gelir buralara. Hocam, o zaman merak ediyorum buraları. İşte onu yapacağına bundan anne verecek. Hem bu tatlı reçel gibi ekmeğin üstüne sürün çocuğu. Bunları onun için yaptık yani. İçmeyenlere, yemeyenlere. Birlikte ulaştır şöyle. Şu yan tarafından topluyorsun. Keçi sütlüyü de dolaştıralım hocam. O da çok. O da çok. Keçi sütlü sivilceli ciltlerde çok etkili hocam. Bu iki sabunu sadece kokluyorsunuz böyle. Evden eve geziyor. Eskiden hamamlar vardı. Böyle bir kokardı. Şimdi artık sabun. Türkiye'deki bütün sabunlar kostikten yapılır. Zehirdir. Bütün yediğiniz zaman ölürsünüz. Bak, ölürsünüz, zehirlersiniz. Bunu yiyebilirsiniz. Yemeyin de. Neden? Bunlar çöven otundan yapılıyor. Bitkiden yani. Kokusuna baktığınız zaman zaten diyeceksiniz ki adam bunun için her gün yıkananı biliyorum ben. Bunu sırf hocam bu koksun diye yıkanıyor adam. Mutlu ediyor adam. Koklamaya başlasınlar. Ücretsiz. Hiç böyle bir koku duydun mu sabun? Ha sen başı ağrıdı. Başı ağrıdı. Nasıl duydun böyle bir şey? Sen uyku modundasın. İnşallah. Güzel bir şey. Aşağıda var. Nane yağı da çok. Ha? Baş ağrıyor. Nerede nane yağı? Ver. Bilmiyorum hocam. Burada. Getiriyorlar. Yok hocam. Anahtar bende. Ben gidin bir koşalım. Hemen. Getiriyorlar. Getiremedim. Getir herkesi uyandıralım şimdi. Söyle bak bu ablaya, teyzeye söyle. Bu biraz umutsuz dünyadan bak. Ben kendimi kullanıyorum. Hocam kullanıyorum. Söyle. Hangi yerde? Kimin? Bak Marangi dışında bir şey dedi mi? Bize hiçbir faydası yok bu. Hocam ben geçen kapta almıştım. Annem rica etmiştim. Ha. Bunun başımı böyle hocam başım halinde. Bunun tutanda bunu kokluyorum. Kapağı biraz dinlemedi. Başı ağrıyanlar burayı dinleyin. Söyle kızım. Şu kız hanımın da başı ağrıyor. Söyle. Başı ağrıyanlar için böyle bir damlalık veyahut da bir iki damla başı parmaklarına sürüp başlarını ovalayarak şöyle şöyle ovalayarak sürerler. Gerçi buraya dinlenin baş ağrısı olanlar var. Ders ver bak bu ablalara teyze. Damlatıp da böyle annesine rica ediyor. Ders yaparak yapabilirsiniz. Burnunuz tıkanma kapağı bir iki damla döküp koklayabilirsiniz. Evet. Aferin.
Hemen buradan aldık. Buraya sürüyoruz. Fazla sürmüyorsunuz. Gözlerinizden yaş akar. Şöyle bir tur atalım. Bir damla buraya. Öyle. Uludağ'da yatmak gibi. Bir de göğsünüzün arasına geze yatarken sürüyorsunuz. Çamlıkta böyle çam havalarında uyuyorsunuz. Astım, alerji, nefes darlığı, horlama, migren, baş ağrısı. Her şeyin ilacı. Başka? Evet. Şimdi burayı da iyi dinleyin. Dinle. Burada bir ürünümüz var, mumya. Kullanan oldu mu eski hastalığı? Bak bu kızın dünyada tedavisi var mıydı adın işte? Bak tıpta tedavisi yok. Bak bu kızımız bunu kullanıyor. Ve büyümeleri, her şeyleri burada, her şeyi halen de kullanıyor. Bunun bir tanesini dil altına koyup eritebilirsiniz veya suyun içine koyup içtiğinizde kök hücredir. Bu yerin 10-15 bin metre altında çok özel. Binlerce yıldır toz olmuş. Kanser hastalarından tutun da bakın. Çocuğu olmayandan performans ekleyin. Bilinmeyen hastalıkların çözümü. Biz yazmayabiliriz ama unutanlar olursa yazalım. Çok kıymetli bir ürün. Bunu da söylemek istiyorum. Mumya. Evet. Siyah. Dünyada geri gelişmeyen tek yiyebileceğiniz pirinç yasak, rafine tuz yasak, şeker yasak, un yasak ama işte burada kabuğu kepeği ile beraber yenilebilecek dünyanın tek yeni değişmeyen DNA 12 kara kılçık buğdayı. Bunu da sizin için buraya getirdik. Bunu yiyebilirsiniz. Glutensiz, alerjisi yüksek olanlara bu çok önemli. Herkese öneriyoruz efendim. Bir de çocuklarınız sabunun artık önemi geçti. Onu kokladıktan sonra sabun kokmaz artık. Efendim bitti mi konuşmanız kendi aranızda? Sabunlarınızı ilk konuştuk doktor bey. Evet. Nasılmış efendim? Çok güzel kokuyorlar. Evet. Bir de bedeninize sürseniz ne kadar güzel olur. Zeytin yaprağı diyerek yazıyor üstünde, onu da göstereyim. Evet, zeytinin. Evet, yaprağı. Şimdi diyorlar ki yağ yeme. Niye? Yağ yapar. Peki elindeki yağlı yemek yediğin zaman yağı neyle çıkarıyorsun elinden? Sabunla, zeytinyağı sabunuyla. Demek ki yağı yağ sökermiş. Yağlıysan, bedeninde yağ varsa zeytinyağı yiyeceksin, içeceksin. Ama safını bulursan marangoz zeytinyağı, sizin için ürettik onu. İnşallah. Evet. Hem de 0.5 asit, ilaç gibi içebilirsiniz. 0.5 asit. Bakın. Nasıl götüreceğiz? Efendim bu gördüğünüz ürün çocuklarınıza radyasyon, kanser olan, bağışıklığı düşük olan, çocuğu olmayan, kalp damar riski olan, mantar riski olan, radyoaktif yüklülüğü olan radyasyonu çocuklarınızı evde bir kaşık sıcak suyun içine koyup anında içirdiğinizde ömrünüz kurtulacak. Bir, iki. Hastalarda. Duyuluyor mu? Yemek yapacaksınız yemeğe, ekmek yapacaksınız ekmeğe, 3 günde bozulacak ekmeğiniz 7 gün 15 gün bozulmadan durup besin değerini 7 kat arttıracak. Keklerinize, pastalarınıza koyacaksınız, 15 gün bozulmadan, küflenmeden duracak. Kahve olarak da içebilirsiniz, üzüm çekirdeği tozu. Neden bu önemli? Neden önemli? Zamanında
Evet. Bravo. Ben kullanıyorum. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kuru üzüm yiyin. Avusturya. Kuru üzüm yiyin. Niye kuru üzüm yiyin diyor acaba? Neden? Şimdi sen üzüm yediğinde, taze üzüm yediğinde üzümün çekirdeğini çıkarıyorsun tabii, değil mi? Çekirdeğini yemek için. İşte çekirdeğini herkes çıkardığı için çocuklar falan. Kurudunca üzüm çekirdeği küçülüyor, onu yiyorlar. Çünkü şifa Allah'ın alem çekirdeğinde. İşte biz bunu bildik. Radyasyonu önleyen en önemli şey bu. Ve bunu yaptık insanlara. Bakın. Burada ağzımızdan çıkan her cümle uzun araştırmalar sonunda size yapılıyor. Böyle birileri gibi langur lungur konuşuyorlar ya televizyonda. Hani prof bilmem ne falan filan. Hans ne demiş onu anlatıyor. Biz hem Kur'an hem sünnet hem kadim tarih eskimez metotlarla bunu yapıyoruz. Bünyeminde çok radyasyon çıkmıştı, ondan çok kullandık. Ondan da gitmiş olabilir onlar. E tabii ki onlar. Bu çıkmadı çünkü. Evet, duydunuz işte. Şimdi radyasyonunuza bakacağız. Hepinize söyleyeceğiz. %50'nin üzerinde radyasyonu alanlar hemen alıp bunun kahvesini yapabilir var. Mesela bunun kahvesini içebilirsiniz. Efendim burada da bir de çok önemli ürünlerimiz var. Saç boyaları. Hanımlar, süslüler, püslüler. Beyaz saçları da kapatayım mı? İleride kanser, meme kanseri olmamak için sonra çırım çırım çığırılıyorlar. Ah hocam. Ah ben sizi dinledim 8 sene önce ama diyor. Ah işte diyor. Arkadaşlarım, çevrem ama hayırlar diyor. Göğüste kanser bir tarafı gitmiş öbürüne de atlamış tabii. Gidince tabii daha genç kız evlenmiş, ayrılmış hocam. Neler neler, felaketler geliyor. Neden bir saç boyası? Yaptık ya mübarek. 4 tane rengi var. Alacaksın bunu. Tamam mı? Aha, hepsi burada işte. Bak. Bilmem neden, ondan, bundan, hepsi içinde. Bonesi de burada bak, 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 bak. Şeyi bile içinde ya. Daha ne yapalım? Hangi renkler var? Hem onları öğrenmişsiniz yani inşallah. Onu da ben söylemeyeyim yani. Biraz gayret edeyim. 4 rengi var. Kalemler bile biliyorsunuz kimyasal. Bak. Bundan dolayı gözünüzü görmüyor. Kirpikleriniz dökülüyor. Kaşınız. Bunları da yaptık. Rujumuz da var ve en önemli ürünümüz rujumuz da var. Kimyasal. Aynı zamanda şey bu. Cildinize de sürebilirsiniz. Bu aldık bilmem ne diye. Belli yerlerinize sürebilirsiniz. Dudak koruyucudur aynı zamanda. Bütün rujlar ve bu sürdüğünüz abuk subuk bu şeylerin hepsinde domuz vardır. Abdestiniz bile olmaz. Usulsüz geziyorsunuz. Her bastığınız yerde de o nebatat ve hayvanat sizden şikayetçi olacak. İnancı olanlar için. Onu da yaptık bak elimizde. Bu da hazır. Tuz. Herkesin bunun parçası getirmemişler. Bu da yazdım. Üçüncü sualim zaten. Tamam mı? Şu tuzu alacaksınız. Çantanızda olsun. Yüzünüze her gün böyle. Islayıp ıslayıp. Topukları da sürüyorlar değil mi? Efendim? Topukları da sürüyorlar. Tabii. Topuğunuza sürün. Yüzünüze sürün. Mantarlarınıza sürün. Apış arası, koltuk altı, göğüs altı. Anne süt veren anneler. Şey oluyor, yanma yapıyor burada, göğüs eriliği olanlar. Hepsinin ilacı bu. Yıkanın, radyasyon atıcı özelliği var. Bak, suyun içine koyun, ayağınızı koyun. Banyoya yatarken küvete gidin, içine koyun bundan çıkan şeyler. Olağanüstü bir şey. Alın, yiyin, sürün, yıkanın. Her şeyin ilacı. Biz tuzuz bak. Tuzsuz olan Deli Bekir'dir. Var değil mi? Tabii güzel bir şey söyledin. Tuzsuz Deli Bekir diye var ya tarihte. Bir
Zehir nasıl tuzsuz derler. Neden? Tuz yemediği için derlermiş çünkü. Şimdi doktorlar tuz yemeyin diyor ya. Herkes hasta oluyor. Tuzu yese iyileşecek. Ben bunu dedim 150 bin lira ceza yedim. Ama doğru tuz yemedim. İyot karıştırıyor. Hepsini söyledim. İyotlu tuz diye bir şey yoktur. Sadece tiroid hastalarının kullanacağı tek şey bu. Günde 3 kere sabah, öğle, akşam yalayacağız. Hocam geçen ikinci kampüsünü sanıyorduk biz. Evet. Elimizde bir de var. Tabii. Evet dostlar, yarın akşam cihazları ve alkali suyu tanıtacağız. Çok önemli. Gençlik iksiri. Size çok önemli bir ürün hediye edeceğim. Kaç tane getirdin? 10 tane alacağım. İşte. Burada var 40 kişi. Bunlar pek alıcı gözlü değiller. Anlatacağım. Ozonu anlatacağım size. Gençleşme. Uludağ'da nasıl yaşayacaksınız? Evine koyacaksın. Havadaki bütün mantarları, mikropları öldürecek. Havaya büyük bir ozon verecek. Astım, alerji, bunama, Parkinson, daha pek çok rahatsızlıklara. Burada denemesini yapacağız, çalıştıracağız. Bir tanesini açarsınız, şey yaparız. Ürünlerimizi anlattık. Ha, bir tane unutmuşsunuz. Burada kremlerimiz çok çeşitli. Şimdi onlara girmiyorum. Hepinize bunlar yazılacak. İyi dinleyin bundan sonrasını. Şimdi böyle bir şey yok. Hocam ben bunu alayım. Bir aylık alayım. Üç aylık alayım. Düzeleceğim diye bir şey yok. Ama buradan düzelip gideceksiniz. İyileşmeye başlamış olarak. Bir ay ürün kullanmanız halinde bedeninizdeki anaçlar yok olacak. Ana, diyelim ki düşük yapan toksoplazma var. Çok, çoğunuzda var, kadınlarda gördüm. Erkeklerde de var, kadınlar geçmiş. Ve maalesef sordum 4 kadına bugün, 4'ü de düşük yaptım dedi. Bilmiyorum. Düşün, düşün bir kadının hamile kalmasını, o mutluluğunu ailenin 5. ay, 4. ay, 7. ayda düşmesini. Bilgisizlikten. Allah'ın ilk emri okul. Şimdi onun için bu çok önemli. Bir ayda anaçları ölecek. Toksoplazma gondii anasıdır. Yavrusu var, yumurtası var. 3 ayda yumurtaları ölüyor ancak. Mikroplar da öyle, anaçları. Onun için 3 ay ürünü devamlı kullanacaksınız. Bu böyle aspirin gibi değil bizim ürünlerimiz. Hapı atıyorsun, dişin ağrıyor değil mi? Böyle ağrıyor, ağrıyor. Bir hap atıyorsun, geçiyor. Ne yapıyor biliyor musun? O attığın hap sana bir yumruk vuruyor. Ah oh, diyorsun, ağrım ağrı kalmıyor. Bu ara böbrek, ciğer, karaciğer üstünde 14 tane yan etkisi olduğunu yazıyor değil mi bir aspirin? Mesela. Ama zaruri hallerde bunu kullanıyoruz. Bitkisel olaraktan bir koraspini aldığınızda işte zencefil vesaire kullanın, onun zararlarını da yok etmiş oluyorsunuz. Ama zaten kanı sulandıracak bitkiler de var. İşte biberiye gibi. Veya ginkgo biloba gibi. Yani bunlar var. Ama yine kullanıyoruz. Zararını atmak ancak bitkilerle oluyor. Yani minimum 3 ay ürünleri kullanmanız lazım. Diyelim ki bir hastalığınız var. Size bir alfa spirulina, zencefil mutlaka yazılır. Mutlaka. Biri mikrop öldürücü, biri amino asit bedende eksikleri tamamlar. Yapı taşları, binanın çimentosu, demiri. Zaten. Spirulina'da demir ıspanaktan 54 kat fazla. Düşünün ya. Artı zencefil de bu ölenleri neyle atacaksın? Bununla atacaksın. Tabii ki parazit seti. Bu dördünü verdim, bağırsakları da temizlediniz mi? Günde bir kere dışarı çıkamayan hocam derdi, çok özür dilerim anlaşılsın diye, bokunu yer derdi. Yani zehirini yer derdi. Zencefili niye verir? Sidik atabilmeniz için. Yoksa buğul buğul terlersin. Bingöl'ü. Duyuluyor değil mi? Bunu açacağız. Parazit setiyle bağırsakları açıyoruz. Zencefil ve yine parazit setinin içindeki şeyler
ve kabak çekirdeğiyle prostat, yani erkeklik beşiği açıyoruz. Alfa ile mikrobu öldürüyoruz, spiruna ile de ölenlerin yerini dolduruyoruz. Hiç hastalığınız yoksa bunu kullanacaksınız ölene kadar. 50, 100, 150, 200 lira. Bir ayda 200 lira. Günde 1 lira bile değil, 15 kuruşa geliyor. 12 kuruş. Yok, öyle bir para yok yani. Artı diyelim ki damar hastasın, cinsel kaldın. Kadın hastalığın var, civanperçin kullanacaksın. Ek. Midende helikobakter çıktı, kişmiş kullanacaksın. Bak, hastalıklarına göre. Karaciğerin bloku olmuş, kelebek çıkmış ki hepinizde. Maalesef 4 tane gördüm ama öldüreceğim onları yani burada. Yani Mürvet Hanım'ı öldürüp yollayacağım o kelebeği. İnşallah. Ek şey yapıyoruz onlara, ek uygulamalar yapıyoruz çok kötü gördüğüm hastalara. Hemen deve dikeni enginar almak yolunda. Ne oldu? 4 dövülü alsın, 8 ürün kullanacak. 50 liradan olsa 400 lira, 60 liradan olsa 500 lira. 750 lira her ay bunu ayıracaksınız. 3 ay bunu kullanacaksınız, sonra 3 ay sonra kontrolünüz var. 3 ay sonra kontrole geldiğinizde bize bu kampta olanlara %25 indirim yapıyoruz. Kamptan gelenlere sadece. Gelirseniz 3 ay 90 gün içinde bütün burada yaptığınız şeyleri 800 liralık bu paketi size 300 liraya yapacaklar. Onu da not al da şey Hakan'ın. Paket hepsi var hocam. Hepsi var. Hepsini yapacağız. Testler. Parazittir, hormondur, o büyük check-up'ı yapıyoruz. Niye yapıyoruz? Bir görelim ne yaptınız. Ona göre diyoruz ki bak senin diyoruz aflatoksin ölmüş, helikobakterin gitmiş, toksoplazman gitmiş, erkekliğin düzelmiş ama şunlar var. Yine bir reçete yazıyoruz, gidiyor. Sistemimiz böyle devam ediyor. Böyle bir yaşamda kaliteli yaşamak mümkün. Allah'ın verdiği ömrü uzatamayız ama kaliteli yaşamak mümkün. Onun için ürünlerinizi de alarken biz unutmuş olabiliriz. Buna göre evinize alacaksınız. Bir. İki. Şimdi görüyorum ki buradakilerin büyük çoğunluğu yalnız gelmiş. Bu büyük bir eksiklik. Mutlaka giderken eşlerinize, kadınlar erkeklere, erkekler de karılarına, varsa çocuklarına mutlaka parazit setini alacak bir kere. Yoksa geçer, geçmez. Parazitiniz yok olmazsa da olmaz. Hemen olmazsınız ama bir ay içinde artık o yavaş yavaş sizi kaplamaya başlar, ilaç da kullansınız. Çünkü ne yapacak? İki ileri bir geri. Çocuklarda yaş sınırı var mı hocam? Yok. 2 yaşın üstünde herkes kullanabilir. Hapı aldın, düzeldin, akşam mikrobu aldın hanımdan, çocuktan. Aldın, düzeldin, bir gün mutlak yenilecek yani. Parazit setini eve alın. Bak bir parazit seti 100 lira kadar civarı bütün evi kurtarıyorsun. Ama eşinizde mutlaka sizde olan mikroplar çıkıyor ya, abuk subuk mikroplar, kötü mikroplar. Mutlak ilişki kurduğunuz varsa yabancı biri, burada söylüyorum yüzünüze de, onlara da geçiyor. Onlardan da size geçiyor. Olur ya ikinci hanım, üçüncü hanım falan filan. O mikropların, mantarların hepsi onlardan geçiyor. Alıyorsun evdekine, dışarıdakine bulaştırıyorsun, çocuklarına da bulaşıyor. Dolayısıyla hanımlar giderken eşlerine de alfayı, spirulina'yı, zencefili ve erkekse ginsengi almak zorunda. Bunu alacaksınız. Ha başka prostatı var, şu var, bu var, o ilgilendirmiyor. Ama size mikrop geçmemesi için bu 4 ürünü almanız lazım eşiniz. Bu da 200-250 lira tutar. En azından buralara geldiğiniz Almanyalardan çektiğiniz çile boşa gitmez. Bunun da altını çizmek istiyorum. Biz size teklif edeceğiz ama alıp almamak da size ait diye söylemek istiyorum. Efendim bugün önemliydi. Yarın inşallah size daha değişik konularla cihazlarımızı anlatacağız. Uygulamalarımız devam ediyor. Suali olan var mı efendim? Hepinize. Hocam, nodüller için tiroid de mi alakalı oluyor? Onları yanımıza geldiğinizde soracaksınız. Şahsi şeylerinizi.
genel öğrenmek istediğiniz bir şey var mı diye sordum. Öğrenebildiğimiz kadar öğrendik. Buyurun. Evet. Kolunuzu bağlayan şeyler takmayın. Mesela kravat takmayın. Tamam, örtün ama takmayın, bağlamayın. Enerjiyi bağlıyorsunuz. Bu kozmik bilim öyle bir bilinçli toplum olduğunda bunları yaşam enerjisi kitabımızda mutlak yaşam enerjisi kitabımızı bir kere okursanız sarsılırsınız. İkinci de değişirsiniz. Üçüncü de tamamen kozmik bilime geçersiniz. Üçüncü okumanızda. Dördüncüsünde artık bir maranki olursunuz. Kalan ömrünüzde artık ne size üç harfliler ne 300 harfliler ulaşamaz. Allah'ın izniyle inşallah. Bu da tabii zamanla olacak işler diyoruz. Rabbim hepimizi yaratıcımıza, onun güzel enerjisini almaya, ona kul olmaya, Habibine ümmet olmaya, güzel eserler bırakıp güzel insan olmaya, hem çevremize, hem kendimize, hem ailemize faydalı işler görenlerden olmayı nasip eylesin. Sağ olun, var olun.